Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde 4. sınıf konularımızdan alan ölçme ile sizlerle beraberiz. İlk önce ekranımızı biraz yakınlaştıralım. Alan ölçmek ne demek? Onu açıklayalım ilk önce. Alan ölçme demek bir şeklin alanını ölçerken bir şeklin iç kısmını tamamen ölçmek demektir. Önceki sınıflarda siz genellikle şekillerin çevrelerini ölçüyordunuz. Bir şeklin çevresini ölçerken sadece kenar uzunluklarını ölçüyoruz ve onu topluyoruz ya da çarparak buluyorduk. Oysa alan ölçerken şeklimizin iç kısmının tamamını ölçeceğiz. İlk önce birinci olarak düzgün olmayan şekillerin alanıyla başlıyoruz. Düzgün olmayan şekillerde önce şeklimizin içini karelere ayırıyoruz. Ondan sonra bu tam karesel bölgeleri sayıyoruz. Tam olmayan yani yarım halde kalan kareleri de Yarım Yarımşar yarımşar sayıp iki yarımdan bir bütün elde ederek şeklimizin alanını ölçmeye çalışıyoruz. Örnekler üzerinde birlikte yapalım. Birinci örneğimizde düzgün olmayan bir şekil var. Girintili çıkıntılı yani bir kare ve dikdörtgen şeklinde olmayan bir şeklimiz var. Ve içi boyalı. Şimdi biz bunun içini ölçeceğiz. Ne yapıyoruz? Defterimizdeki karelerden faydalanarak şeklimizi ilk önce karelere ayırıyoruz. Hatta biraz daha yaklaştıralım. Daha iyi görünsün. Evet. Evet, şeklimi ayırıyorum şu şekilde. Karelere ayırıyorum. Bakın. Şöyle hepsini şeklimin karelere ayırarak içinin alanının kaç birim kare olduğunu bulacağım. Evet, şimdi şeklimin içini karelere ayırdım. Şurasını unutmuşum. Evet. Ne yapıyorum? İçindeki kareleri sayıyorum. Nokta koyuyor, koyarak giriyorum. Çünkü unuturum. Tekrar aynı kareyi bir daha saymak gerekmez. Ee, gerek olmasın diye. 1, 2, 3, 4, 5 kare var. 5 de burada var. 10 3 karemiz burada var. 13 3 kare burada var. 16 17, 18 20 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Demek ki bu şeklimizin içini kaplayan kareler 30 tane. O zaman şeklimizin alanı şöyle yazalım. 30 birim kare. Evet bu şekilde yazıyoruz. Şeklimizin alanı 30 birim kare. Hemen yandaki şeklimizi yapalım. Yine aynı şekilde karelerimizi ayırıyoruz. Şeklimizin içini Karesel bölgeler şeklinde düzenliyoruz ve en sonda karelerimizi sayarak şeklimizin alanını bulmuş olacağız. Evet, 3 yine nokta koyayım karıştırmayayım. Evet, 5 kare de burada var, 8, 7 kare de burada var, 15, tekrar 7 kare, 22 oldu. 5 kare burada, 27 kare. 3 kare de burada oldu. 30 birim kare. Bu şeklimiz de az önceki şeklimiz gibi alanı 30 birim kare çıktı. Diğer şeklimizi hemen ölçelim. Bu iki şekilde hep tam kareler vardı. Fakat bu şeklimizde yarım kareler de var. Buna dikkat etmenizi istiyorum. İlk önce normal olarak çizgiler üzerinde şeklimi ayırayım birim karelere ve yarım kareler olarak. Şöyle çiziyorum. Yukarıdan aşağıya da ayırıyorum. Evet, zannediyorum tamamını çizdim. Şimdi ilk önce şeklimdeki tam olan kareleri sayacağım. Sonra yarımları birleştireceğim. İlk önce bütün olan kareleri sayıyorum. 1 2 4 6 8 9 10 11 12 13 şurada da var. 14 15 16 17 bir de burada var. 18. 18 tane tam kare var. Onu bir kenara not ediyorum. Şimdi yarım kareleri 2 tane yarımı bir bütün olarak sayacağım. 2 yarım burada var 1 sayıyorum bunları. 2 tane de şurada var. 2 oldu. Evet şunları da birleştirdim. 3 bütün oldu. Başka saymadığım kalmadı. Yani 6 tane yarım kare onları birleştirdim 3 tane bütün kare oldu ve böylece şeklimin alanı, 21 birim kare çıktı. Diğer şeklimizi yapalım. Yine bu şeklimizde de bütün ve yarım karelerimiz var. Onları hemen şöyle çizelim. Ben önceden çizmedim özellikle sizlere göstermek için. Önceden çizip hazırlasaydım belki daha kolay olacaktı ama sizlerin öğrenmeniz açısından bu şekilde yaptım. Ne yapıyorum ilk önce? Tam karelerimi sayıyorum. 3 burada var, 3 de burada var. 6. 7 8 9 10. Bakıyorum 11 12 13 14 tane tam kare saydım. Onu yazdım bir yere. Şimdi yarımlar var. bir yarım burada, bir yarım burada. 2 yarım birleştirdim ve bir sayısına, bir tam oldu. 2 tane de bunları birleştirdim. Onlar da bir tam oldu. 2. Şunları da birleştirdim. 3. Bir de bunları birleştirdim. 4. Başka saymadığım kalmadı. 4 tane bütün daha elde ettim ve böylece bu şeklimizin alanı da 18 birim kare oldu. Devam edelim. Burada da noktalı kağıtta şeklimiz verilmiş. Biz hemen noktalı kağıttan birleştirerek karesel bölgelerimizi oluşturalım. Evet, çiziyorum. Yine tam ve yarım kareler ortaya çıktı. Sayıyorum. 4 tane tam burada var. 4 burada var. 8. 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 2 tane de yarım karem var burada. İkisi beraber 18 oldu. 2 de burada var. 19. Demek ki bu şeklimizin alanı 19 birim kare oldu. Diğer şeklimizi hemen çizelim. Evet. Karesel bölgeleri oluşturuyorum. Ve sayıyorum. 4 tane tam burada var. 4, 6, 8, 10. 10 tane tam. Şu iki yarım birleştirdim. 11 oldu. Bir de bunları birleştirdim. 12. O zaman bu şeklimizin alanı 12 birim kare oldu. Son şeklimizde yapıyorum. Evet, yine karesel bölgelerimi oluşturuyorum. Yine tam ve yarım karesel bölgeler ortaya çıkıyor. Şeklimin içinde evet şurayı çizmemişim. Şimdi tam olanları sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 bakıyorum başka tam kalmadı. 16 tane tam var. Şunları birleştiriyorum. 17 şu ikisi 18 şu ikisi 19 ve şu ikisi 20. 2 İki de burada var. 21. Demek ki bu şeklimizin alanı da 21 birim kare oldu. Peki düzgün olan şekiller yani karesel ve dikdörtgensel bölgenin alanını nasıl bulacağız? Düzgün olan şekillerde işimiz daha kolay. İlk önce ben çizerek size göstermek istiyorum. Daha sonra çizmeden de biz bunları bulabileceğiz. Şu şeklimize bakalım. İlk önce bir sırada kaç kare var onu sayıyorum. 1 2 3 4 5. Burası da 5. Değil mi? 5 kare burada. Yani her sırada 5'er kare var. Ve 5 sıra olmuşlar. Yani burası 5 birim kare. Burası da 5 birim kare. Zaten karesel bölge olduğu için her tarafı eşit oluyor. O zaman ben bütün kareleri saymama gerek yok. Buradaki 5 birim kare ile buradaki 5 birim kareyi çarptığım zaman 5 kere 5 bu şeklimizin alanı 25 birim kare oluyor. İsterseniz sayıp bulalım. Ne demiştik? Birinci sırada 5 tane birim kare var. İkincisi de 5 birim kare. Diğeri de, diğeri de, diğeri de. Kaç kat var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra var. 5 de 5 kere 5 25. Demek ki bu şeklimizin içi 25 birim kare. Buradaki karemizi sayalım isterseniz. Sadece birinci sırayı sayacağım. Şöyle karesel bölge bütün şeklimi çizmeyeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yani burada 8 tane birim kare var. E bu şeklimiz kare olduğuna göre karesel bölge olduğuna göre 8 de burada vardır. O zaman 8 ile 8'i çarptığım zaman 8 kere 8 64 birim kare çıkması gerekir. 8 böyle 8'er 8'er sıralandığında e, şeklimizin içi 64 birim kare alanı 64 birim kare oluyor. İsterseniz bu şekil üzerinde bir de şunu hatırlatayım. E, önceki sınıfta yapmışsınızdır. Bu şeklimizin çevresini bulmak isteseydik diyelim ki şu kenarı 8 birim bu kenarı da 8 birim. 8, 8. Ne yapardık? 8, 8, 8, 8. 4 tane 8'i toplardık. Ve bu karemizin, karesel bölgemizin çevresi 32 birim olurdu. Ve biz ona 32 birim derdik sadece. Birim kare demezdik. Ya da 8'i 4 ile çarpardık. 4 kenarı da eşit olduğu için yine 32 birim kare. Bakın alanı 64 birim kare çıktı. Çevresi 32 birim kare. Yani bir şeklin çevresi ile alanı bazen farklı rakamlar çıkar. Çoğu zaman farklı rakamlar çıkar. Bazen aynı çıktı da olur. Ee, şimdi devam edelim. Diğer şeklimize bakıyorum. 3 birim kare. O zaman burası da 3 olacak. 3 kere 3. Bu karemizin alanı da 9 birim kare olacak. Şimdi geldik dikdörtgene. Aynı sistem. Bir sıradaki kareleri bulduğum zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 birim kare. Aşağı doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim kare. 5 kere 9. 45 birim kare oluyor. Diğer şeklimizi hemen sayalım. Evet. Ben bundan sonra artık zaman kaybetmemek için çizmeyeceğim. Son kez çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 birim kare. Burası şöyle bunu da çizelim. Diğerlerini artık çizmeyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8 birim kare. Ne yapacağım? Dikdörtgensel bölgenin içini bulmak için, alanı bulmak için 14 ile 8'i çarpacağım. 8 kere 4, 32 elde var. 3, 8 kere 1, 8. 3 değil de 11. Demek ki bu dikdörtgensel bölgemizin alanı 112 birim kare olacak. Hemen diğer dikdörtgenimizi bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim kare var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 birim kare var. 15 ile 6'yı çarparım. Şurada 6 kere 5 30 elde var. 3 6 kere 1 6 3 değil de elde 9. Demek ki burası 90 birim kare olur. Bu dikdörtgensel bölgemizin alanı 90 birim kare olur. Son olarak bunu yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 2 3 4 5 6 7 8 yani 18 ile 8'i çarpacağım. 8 kere 8 64 elde var 6. 8 kere 1 8 6 da elde 14. Demek ki bu şeklimizin dikdörtgensel bölgemizin alanı da 144 birim kare oluyor. Demek ki düzgün olan şekillerde karesel bölge ve dikdörtgensel bölgelerin alanını bulurken, içini bulurken bir sıradaki karelerimizle diğer sıradaki karelerimizin sayısını çarptığımız zaman içinin alanını bulmuş oluyoruz bir sonraki dersimizde bu der e öğrendiğimiz konuyla ilgili sorular ve problemler yapacağız görüşmek üzere sizlere iyi çalışmalar başarılar diliyorum